Evet. Kıymetli arkadaşlar, BİM'lerin değerli üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz derneğimize hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıldır süren ve tüm dünyayı etkisini altına alan COVID-19 salgını, ekonomimizde yarattığı etkiler ve son 1 yıl içerisinde döviz kurunun hareketlenmesiyle birçok sektörde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik krize neden olmuş ve sıkıntılı bir süreçten hep birlikte geçiyoruz. Buna istinaden bizler de İnkon çatısı altında geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz temalı bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda tabii ki son dönemlerde kur artışına bağlı olarak yaşadığımız ekonomik kriz ve bu krizin etkisiyle inşaat malzemelerine, inşaat temel malzemelerine gelen fahiş fiyatları başta olmak üzere sektördeki birçok problemi bu çalıştayımızda istişare ettik. Bu çalıştayın gerçekleştiği sırada tabii ki inşaat malzemelerindeki artışların yanında kamu müteahhitlerine fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi verilmesi ve müteahhitlik odası kurulması gibi birçok önemli konuda istişarelerde bulunduk. İnşaat sektörü tabii ki hepimizin bildiği gibi ülkemizin istihdamını önemli bir ölçüde sağlayan ve de ülkemizin lokomotifi konumunda bir sektör. Bu sektörde birlikte çalıştığımız üretici ve tedarikçi firmalar bu döviz kurunun artışıyla beraber biraz da stokçuluk ve malzemelerdeki ihracata dayalı ürünlerde birçok üründe fiyat artışı oldu. Tabii ki son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomi finans modeli ile birlikte döviz kurunda yaklaşık %40 olmak üzere ciddi bir düşüş gözlemledik hep beraber. Bu düşüşle birlikte tabii ki inşaat malzeme fiyatlarında ciddi bir indirime gidilmesi tüm kamuoyunun beklentisi. Bu beklenti sadece müteahhitlik sektörüne hizmet eden arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın değil, bu meslekten ekmek yiyen, bu sektörden ekmek yiyen yüz binlerce insanı, konut ve kira fiyatlarını, iş yeri fiyatlarını, kira fiyatlarını ve de vatandaşın konuta ucuz edinimi sağlanması yönünde ciddi bir beklenti var. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasıyla beraber, yeni ekonomi finans modeliyle beraber ülkede şu anda bir olumlu bir hava esmekte ve de döviz kuru düşmektedir. Bizler buna istinaden hem üreticilerimize başta olmak üzere hem de üyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Tabii ki daire fiyatlarının düşmesi, dükkan fiyatlarının düşmesi malzeme endeksli. Yeni projelerde bu fiyatların daha da yükseğe çıkmaması anlamında üreticilerin bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin bu gayretine, çabasına destek vermesi yönünde biz çağrıda bulunuyoruz.